geliştireceğimiz projede aslında çok önemli bir özellik. Yalnız bunun en basic, temel versiyonunu yapacağız. Genel olarak bu uygulama bir form view kontrolü uygulaması diyebiliriz. Ancak ürünlerle ilgili e-ticaret sitelerinde görebileceğiniz güzellikte bir, profesyonellikte bir işlem olacak. Bunun için daha önce oluşturduğum bir veri tabanı var. Hepsi orada veri tabanı. Bunun yapısını oluşturmanızı istiyorum. Sadece ürünler var. Şu şekilde bende birkaç tane vardı. Dizaynını açıyorum. Veri tabanımız yapısı bu şekilde basit. Bu veri tabanını farklı uygulamalarda da kullanabiliriz. Temel olarak bunda form view kontrolün uygulamasını yapacağız. Öncelikle form view ne için kullanılır? Aslında birçok kontrole benziyor. İşte details view ile benzer yanları var burada. Tek tek kayıt listelemek, onun üzerinde insert, update, delete gibi işlemler yapmak için kullanılabilir. Örneğin bir tane ürünün fotoğrafını listeleyeceğiz burada. Bu ürünün bilgisi olacak içerisinde, adı vesaire. Bir tane de üzerinde güncelle butonu olacak. Güncelle deyince işte fotoğrafın güncellenmesi için bir file upload özelliği olacak. Güncelleme işlemi yapacağız orada. Bu şekilde e-ticaretin çok minik bir parçasını yapmış olacağız. Bunu bu şekilde bir database oluşturduktan sonra indirelim. Yeni bir proje başlatıyorum. İsim vermemişiz. Kafanız karışmasın sonrasında. Şunu öncelikle close edeyim. Yeni bir proje açacağım. Buna form view sample 1 diyor. Ya da sample. ASPX. Öncelikle dizayn tarafından başlayacağım. Burada temel bir şekilde görünüm nasıl olacağına karar verelim. Bunun için hatırlarsanız HTML'de görmüştük. Style var. Style'ın diyorum ki type'ı CSS olacak. İçerisinde body. Font family. Verdan olsun. Font size. Thank you.
görsel tarafı hazırladık sayılır. CSS tarafını. Şurayı kapatalım, yer kaplamasın. Şimdi form view kontrolümüze geçelim. Toolbox'tan data içerisinde form view isimli bir kontrol var. Bunu ekledim projeme. Bunun içerisinde bakın birçok template var. Edit item, işte empty data, footer template, header template gibi farklı farklı template'ler var. Item template var. Item template bunun içeriğinin oluşturulduğu bir template. Biz bunun içerisinde basit bir tasarım yapacağız. Bunun için div oluşturuyorum. Diyorum ki div class olarak az önce oluşturduğum product CSS class'ını kullansın. Onun içerisinde bir tane daha oluşturuyorum. Bu da product img class'ını kullansın. Onun içerisinde bir imaj olsun. Imajyonunu vereceğim daha sonra. Product details, ASP, label, text. Bunun da içeriğini dinamik olarak vereceğiz. Aşağı yapıştırıyorum.
Evet, görsel olarak şu ana kadar yaptığımız işlem, bakın, form view kontrolünü aslında görsel olarak dizayn etmekti HTML tarafından. İşte linklerini falan oluşturduk. Gördüğünüz gibi o renk belirlerken bunun arka planını ve kenarlıkların renklerini, border renklerini vermiştik. Şimdi de buna veri bağlama kısımlarını yapmamız gerekiyor. Bunun için öncelikle ürün fotosu diyorsa bizim bir ürün klasörümüzün olması gerekiyor, değil mi? Hemen projeye bir klasör ekliyorum. New folder, ürün img. Klasörümüz hazır. Şimdi de buradaki linkleri verelim. Bunları bilinçli olarak sona bıraktım. Tasarım tarafından kurtulalım ki hataları daha önceden fark edebilelim diye. Burada server tag'ı kullanıyorduk. Server tag'ını biliyoruz. Şu şekilde tek tırnaklarla açıp içerisine diyorum ki küçüktür, yüzde işareti ve ds ile devam ediyoruz. Eval ile içerisine bir expression istiyor bu eval. Burada da fotoğraf yolu artı formatını veriyorum. Parantezimizi de kapatalım. Sonrasında buradaki label'ın tekstini boş bırakmıştık. Onu da yapalım. Tek tırnak. Buraya ürün adı gelecek. Fiyatın karşısında TL yazmasını istediğim için bilinçli olarak farklı bir kod yöntemi kullandım. Burada fiyatın karşısında işte örneğin 15 TL KDV gibi değer yazıyor. Data bound kısımlarında. Birisinde ürünün adı yukarıda, altta da bunun fiyatı. Bakalım. Şurada command argument dediğim bir kısım daha var. Buna da aynı şekilde bir dinamik değer vermem gerekiyor. Çünkü buradaki kontrole benim ürünün ID'sini vermem gerekiyor ki onun üzerinden işlem yapabileyim. Bunu da command argument üzerinden gerçekleştireceğim. Aynı mantıkla ürünün ID'sini de buraya veriyorum. Evet, şu an için veriyi gösterme kısmında işlemlerimiz tamam. Kod tarafına geçiyorum. View code. Burada bir metot oluşturacağım. Bu metot veriyi getir ya da veri doldur. Şöyle veri getir olsun. SQL Data Adapter oluşturuyorum.
connection string'i tanımlayacağım. Diğer kısımlarda da aynı şekilde kullanabilirim. Onun kısımlarda da şans ortaya. Çalıştıralım uygulamamızı. Bu şekilde bir veri geldi. Bilgiler doğru. Fotoğrafta bir sıkıntı var. İkiye bakıyorum. Resmimiz yok. Ben buradan birkaç tane resminden diyeceğim buraya. Resimleri ekledim. Burada görünmesi gereken resim de şuydu. Bunun görünmesi gerekiyor. Artık onda da sıkıntı olmayacaktır. Evet bakın. Bu şekilde bir listeleme yapıyorum. 225 TL olarak daha önce veri tabanında vardı. Sony fotoğraf makinesi artık KDV olarak. Listelemede bir sıkıntı yok. Düzenleye basıyorum. Bakın, düzenle çalışmıyor şu an. Normalde benim istediğim şey nedir? Bunun düzenlenebilmesi, fotoğrafının değiştirilebilmesi falan. Buranın düzenlenebilir olması bizim işimizi kolaylaştırır. Örneğin yönetici olarak giriş yaptınız. Ürünleri görüyorsunuz. Size düzenle ve sil adında iki tane buton gelebilir. Bu şekilde.
Siz de düzenleye basarsınız. Burada yeni bir fotoğraf seçersiniz ya da sürükler bırakırsınız, yükler falan. Bunu oluşturalım şimdi. Bunun için kullanmamız gereken farklı bir template daha var. Item template bunun için yeterli değil. Burada item template bizim ana işlemimizi görüyordu. Ve fotoğrafı da başarıyla gördük. Şimdi de bunun edit, yani güncelleme işlemlerini yapacağız. Bunun için de edit item template diye bir template'imiz var. Bunu oluşturmam gerekiyor. Bu şu demek oluyor. Bu ürün güncelleme linkine basıldıktan sonra bu şekilde görünecek. O zaman düşündüğümüzde şurada label var. Burada da label. Şurada da bir imaj kontrolü. Ben düzenleye bastığımda burada ne bir imaj olması gerekiyor, ne de buralarda label. Olması gereken kontroller buralarda text box, burada da bir file kontrol. File upload. Şimdi bunun tasarımını yapacağız. Bunu yaparken de yapısı tamamen aynı sayılır. Şurayı kopyalıyoruz. Olduğu gibi yapıştırdım. Edit item template'e. Değiştirmem gereken tek şey şunlar, label'ların text box olması, burada da bir file upload'un olması. Önce şunları text box yapalım. ID'lerini değiştiriyoruz. Burayı da değiştirip burayı da sildim. Bir file upload. Artık HTML tarafıyla işimiz tamamen bitti. Herhangi bir hata yapmadıysak buralarda bir sıkıntımız kalmadığını düşünüyorum şu an. Tekrar bir gözden geçireyim. Şurada sıkıntı var text box'ta. Burada doğrudan veri ekleme işlemi olacak. Güncelleme işlemi ya, orada bir formata gerek yok. Doğru değil zaten. Sadece fiyatı yazacak. Text box burası. Gösterirken biz sonuna işte TL ekle artık ADV gibi şeyler yapıyoruz. Bu kadar. Artık kod tarafına geçiyoruz. View code. Veri getir kısmını zaten yaptık. Burada biz güncelle butonunu çalıştıracağımıza göre bir güncelle metodu yapacağız.
Connection string'i verelim. Can save'e. Update sorgumuz uzun olduğu için şuraya yazabiliriz SQL'i. String SQL update ürünler set ürün adı. Silmeden bir farklı bir yöntem kullanalım. Daha önce de gösterdim. Using bloklarını kullanarak şurayı komple kesiyorum. Bakın connection kısmını. Onu burada using bloğu içerisinde oluşturuyorum. İçerisindeki SQL komandı da aynı şekilde. Bu using bloğun içerisindeki using bloğunda oluşturuyorum. Bu şekilde kullanım neydi? Burada oluşturduğum connection, SQL connection using bloğunun bitiminden sonra artık hafızada yoktur. Öldürülmüştür. Aynı şekilde bunun içerisinde de buradaki SQL command hafızadan silinmek isteniyorsa bunun sonunda zaten yoktur. Bunun dışarısında. Şöyle de yaptığımda bakın CMD gelmiyor zaten. Ama içerideyken o var. Bu şekilde kullanımı öneririm. Hiyerarşik olarak da daha kolaylık sağlar. Şimdi de bunun içerisinde parametreleri eklemem gerekiyor. Parameters add with value. Parametrenin adı name. Dışarıdan gelen ürün adı. Connection state'inin durumu farklı olabilir. Sadece açık ya da kapalı yoktu hatırlarsanız. Bakın açık kapalı işlem yapıyor, çalışıyor, bağlanmaya çalışıyor ya da kırık durumda gibi. Biz burada diyoruz ki eğer kapalıysa bağlantıyı aç. Sonra da execute daha önce. Normalde burada bağlantıyı kapatmaya ihtiyacımız yok. Ama gene de blok dışına çıkmadan kapatabiliyoruz. Yani ölmeden önce kapatırız. İhtiyaç olmasa da. Bu bizim metodumuzdu. Asıl işlem bundan sonra başlıyor.
Bu standart yaptığımız işlemlerden biriydi. Diyeceğim ki bunun bir işlemi sırasında bunu gerçekleştir. Mesela eventlerinden item command var. Item command'ı sırasında şunun kodlarına geliyorum. Bakın. Şurada ne yapıyoruz? Item template içerisinde iki tane link var. Birisi düzenle, diğeri sil. Command name olarak düzenle yazdım. Türkçe karakter yazmadım bilinçli olarak. Diğerinde de sil var. Bunları boşuna yazmadık. Bunları kullanarak ben arka tarafta yapılmak istenen işlemi öğreniyorum. Yani bu kişi sil command name'ine sahip bir butona tıkladı. O zaman ne yapacağım? Sil kısmına tıkladıysa silinmesi gerekiyor bu verinin. Buradaki command argument ise silinmesi ya da güncellenmesi gereken verinin unique ID'sini tutan alan. ID tutmak zorunda değil. Sadece kullanım amacı genel olarak bu şekilde ihtiyacımızı gören veriyi tutan yerdir. Command argument. Eğer sil ise command argumentında da yani tıklanan bu nesnenin ID'si de işte 5 ise bunu sil anlamına geliyor. Düzenli ise o zaman zaten buradadır. Edit kısmındadır. Bu veriyi al. Ürün güncelle metoduyla bunu güncelle. Şimdi command name'i elde etmem gerekiyor. Switch case yapısı. Dışarıdan gelen e'nin command name'i yani düzenle, iptal, güncelle, sil, neyse. Eğer case düzenli ise form view change mode form view mode ve veriyi getir metodunu çağır. Değil. İptal ise veriyi kopyalayıp edit kısmını read only yapıyorum. Yani iptal ise read only. İzleme, select yapısını göster diyebiliriz bunun için. Case güncelli ise güncelli ise yapılmak istenen şey burada edit item template'deki text box kontrollerinde alınan verinin veri tabanına işlenmesi. Ve orada file upload da var. Dosyanın da aktarılması gerekiyor. Resim dosyası. O zaman öncelikle bir ID'yi elde etmem lazım. ID'yi de e command argument'tan alıyorum. Textbox'ta ürünün yeni adı olmalı. Benim de bunu almam lazım. Yeni ürün ad. FormView.findControl.
almam gerek. FarmView'i içerisindeki kontrollerde arar. Neyi? Burada textbox'ı elde et. Paste textbox. Burada yaptıklarımızı özetleyeyim şöyle. Bakın. Command argument ile ben bunun ID'sini alıyorum. Orada bir sıkıntı yok. Ama edit template içerisinde iki tane farklı veri var. Benim o yeni veriyi almam lazım. Yeni ürün adı ve yeni ürün fiyat bilgisi. Bunları değişkenlerini oluşturup diyorum ki ürün adı nerede? FarmView içerisinde burada ama bunun edit template içerisinde. O da nedir? Textbox'ın içerisinde TX'de ürün adı. Bunu nasıl elde edebilirim? FarmView'in içerisinde find control, bu kontrol listeleri ya kendi içerisinde birden fazla kontrol barındırabilen nesnelerin find control diye bir metodu var. Bu onun içerisinde arama yapmayı sağlıyor ID'ler üzerinden. Ben de diyorum ki FarmView'in find kontrolü içerisinde TX'de ürün adı ID'sini ara, onu bul. Adı da bu. As textbox mı bu? Textbox ise nokta text. Bunun yeni ürünün adını al. Sonrasında da aynı işlemi ürün fiyatı için yapıyorum. O da burada. Ürün fiyat, TX'de fiyatı. Şöyle yanlış yapmışız. Yeni ürün fiyat biz burada hata aldık mesela. Doğru ismi aramamız gerekiyor. İkisini de değiştireceğiz. Burada. Diğerini de bu textbox ise bunun textini convert int 32. Tabii desimale yönlendiriyoruz. Bu yanlış. Desimal olacak. Desimali çevir ve ata. Şimdi file upload işlemi. FarmView içerisinde file control FLU fotoğraf. Şu yeni ürün fotoğrafı ID'sini bul. Es bu file upload mı? File upload'ı dönüştür. String DT yol, veri tabanı yolu. Bunda yeni bir dosya var mı? Has file.
Case file varsa, yani yeni bir dosya seçildiyse true dönecek. Yeni ürün resmi posted file nokta content type nokta contents. Bu bir imaj mı? Yeni ürün resmi posted file content length. Buraya da bir sınır koyduk sonuçta. Dosya yükleme sınırı. Bundan dolayı onu da kontrol etmek gerekiyor. Content length ile içeriğin büyüklüğü. Daha sonra da işte bir yapalım. Şimdi bir widget oluşturmamız gerek. Widget, new widget. Bu bizim resimlerin unique, benzersiz isimlerini oluşturacak. Sonra da JPEG ile birleştirip o unique widget ID ile VT yol ürün IMG benzersiz adını al. Yeni ürün resmi save as metodu. Bunu daha önce kullanmıştık. File upload yaparken. Mapped VT yol. Bu işlemlerden sonra artık resim yüklenmiştir. Burada en sıkıntılı kısım buydu, resmi yüklemek. Diğerleri standart SQL işlemi. Sonra ürün güncelleye ID'yi ver. Yukarıda aldığımız. Yeni ürün adını ver. Yeni ürün fiyatı. Yeni ürün. Biz bunu tabii ki nereye aldık? En son VT yok. Change modu. Hani güncelleme işlemi bittikten sonra artık form view mod güncellemeyi read only yap. Güncelleme bitti. Veriyi göster. Listeleme özelliğini. Veri getir. Direkt. Şunu düzeltmemiz gerekiyor. Az önce copy paste yaptık ya burada. Normalde burası normal görünen kısım. Burada bize iki tane link görünüyor. Düzenle ve sil. Düzenle bize düzenle diye bir command name gönderiyor. Sorun yok. O neyi sağlıyor? Düzenle şunu sağlıyor. Form within change mode modunu edit hale getiriyor. Edit item template'ini aktif hale getiriyor. Oradan sonra da burada hatamız, şurayı düzeltmemişiz kopyaladan sonra. Güncelle. Şunun da düşünüyorum. İsimleri de değiştirelim. Şurada command name üzerinden yazdık ya güzel şey. Bakın şimdi buraya girecek. Buradaki güncelle. Ondan sonra bunları yapamazsa hata vardır. Yürü bismillah. Düzenle. Veriyi. Şunu seçip bunun aynısını farklı bir widget isimle buraya yüklemesi lazım. Adını da 1 yaptık. Fiyatını da artıralım. Buradan veriyi alırken,
problem yaşadı. Şuradan biz sillere bunu eklemişiz de command argümanı. Güncelleme ve düzenleme yapmamışız zaten. O yüzden hata almak normal burada. Şuradan düzenleye de aynı ID'yi veriyoruz. Altta edit kısmında da aynı şekilde. İkisinde de artık ID var. Null gelemez burada. Tekrar çalıştıralım. Bilgiler eskisi gibi. Şuraya ekle. Evet. İşlem başarılı. Eski resim dosyasını nasıl kaydettiğine bakalım. Resmi kaydetmemiş. Şunu alıp buraya tekrar upload etmesi gerekiyor. Onda da ufak bir bug var sanıyorum. Onu da düzeltiriz. Dosyamız JPEG miydi? Evet. Resim yüklememe sorunu o zaman şöyle. Posted file content'i 10.000'de 50.000 yaptık. Dosya boyutuna buna göre test ettiğimiz için 50.000 yapınca kaydetti. Şu şekilde. Bunun mesh kısmında biraz da şunun boyutuna göre yapılabilir. Ama temel olarak bu şekilde konumlandırma, boyutlandırma yapılabilir. Tekrar edelim hatayı. Hata burada 10.000'e göre bakıyorduk. Dosya boyutu yüksek olduğu için sıkıntı oluşturuyordu. 50.000 yapınca sorun kalmadı. Başlayalım. Evet, iki tane yüklemişiz. A53 ile başlayan bu versiyon. İkide görünüyor mu?